Çok kıymetli muhtarlarımız, hoş geldiniz. Sevgili basın mensupları, sizler de hoş geldiniz. Ben de uzun süre 5. kısım ve 9. kısımda sizlerin seçmeni olarak yaşadım. Babam Adalet Bakanlığı mensubu hakimdi. 5. kısım lojmanları da sonra da 9. kısımda kendi evimizde çocukluğumuz geçti. Onun için hepinize ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir Ataköy oluşmasında hepinizin katkıları. Diğer mahalleleri bilmiyorum ama en azından Ataköy kısmında güzel günlerimiz geçti sizlerinle beraber. Muhtarlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahallelerdeki ya da vatandaşımızdaki ilk muhataplarıdır. Kim yani? Cumhurbaşkanı'nın temsilcisidir muhtarlar. Ha böyle davranılıyor, davranılmıyor başka bir şey ama devlet böyle imkan veriyor, vermiyor başka bir şey ama normal şartlar altında Cumhurbaşkanlığı'nın, ki şimdi partili Cumhurbaşkanlığı'nı saymıyorum, bizim Mustafa Kemal Atatürk'ten gelen Cumhurbaşkanlığı adetimizde Cumhurbaşkanı, vali, kaymakam ve muhtar vardı. Esası buydu yönetim sistemimizin. Onun için muhtarlarımız çok kıymetli, çok özel ve fikirlerine her zaman önem verilmesi gereken birinci mülki amirlerdir. Benim bilgim böyle. Onun için sizlerle beraber işbirliği içerisinde olmayı her zaman arzu ettik. Sağ olun siz de bu pazar günü bize ayırdınız, geldiniz. Belediye başkan adayımızın projelerini dinleyeceksiniz ve uygun görü takdir ederseniz sizler de bunu mahallelerinizde size sorulduğu zaman en azından başkanımızın kim olduğunu veya projelerin ne olduğunu, fikirlerimizin ne olduğunu aktarmamıza, halka ulaşmamıza vesile olacağınız için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, iyi günler diliyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere İl Başkan Yardımcımız Sayın Ali Bestami Kepekçi. Buyurun başkanım. Herkese merhaba. Bu pazar sabahında istirahatlerinizden vazgeçerek buraya gel. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir yerel seçim arefesindeyiz. Ben bu anlamda öncelikle Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın projelerinde muhtarlarla ve halkla ilgili bir projeden bahsederek başlamak istiyorum. Şimdi bizler hep halk olarak bir sorunumuz olduğu zaman burnumuz bu sorunu çözmek ya da gündem etmek için tabir caizse siyasetin peşinde koşuyoruz. Hani bir siyasi bulalım da oradan bir kapı yakalayalım da sorunları çözelim diye. Bağımsız Türkiye Partisi Büyükşehir Belediyesi şöyle bir uygulama olacak. Halkın direkt katılımını sağlamak için sembolik beyaz masaların yerine kurulacak bir sistemle eğer bir mahallede ya da bir ilçede bir konu hakkında çok şikayet varsa bundan istatistikleri tutulacak ve bu istatistikler belli bir oran üzerine çıktığı zaman o şikayetlerin belediye meclisinde, Büyükşehir Belediyesi'nde, ilçe belediyesi gündeme getirilmesi bir belediye meclisinin protokol kararı gereği şart olacak. Yani o maddenin, o sorunun meclis gündemine getirilip getirilmemesi efendim meclis gündemi belirleyen insanların niyetine olmayacak. Baştan bir karar alınacak. Eğer bu konuda şikayet var ise ve bu şikayet toplumu ilgilendiren mesele ise küçük bir grubu olabilir, büyük bir grubu olabilir. Ama böyle bir mesele gündemde ise bunlar dijital ortamda stoklanacak ve belli bir oranı geçtiği an herhangi bir senin gönlüne kalmadan meclis gündemine getirilmesi şart olacak. Böylece muhtar ya da vatandaş bir sorunu çözmek için siyasi peşinde koşmayacak. O sisteme giriş şikayetle beraber o sistemin mecliste gündeme getirilmesi şart olacak. Bunu bir kere kesin olarak vaat ediyoruz. Bu Avrupa'da birçok ülkede uygulanıyor. Ama ne yazık ki burada bizim muhtarımızın ya da halktaki halkımızın taleplerini iletecek bir muhatap bulmakta bile zorlandığıyla karşı karşıyayız. Benim babam, benim dedem de 40 yıl memlekette muhtarlık yapmış, bir muhtar torunu olarak konuşuyorum. Kimin ne sorunu olursa ona gelirdi. Ama o eski dönemde belki rahat erişilir, birçok sorunu çözdürürdü. Ama ne yazık ki bugün böyle olmuyor. Bugün hep daha çok yönetimde yer alanlar, lokal sorunların yerine global sorunlarla o konuda konuşmayı kendileri bir borç olarak görüyorlar. Ama kimsenin yerele dönme,
ya benim evimin önündeki çöpü kaldırma, benim evimin önündeki kaldırımı yapma böyle bir derdi yok. Herkes global ne yapıyor? Mesajlar veriyor. Ama benim derdim, ben yaşam alanım var. Ben seni kendi alanında olan sorunları çözmek için seçtim. Dolayısıyla esas yapman gereken budur. Bu anlamda bunu ifade ederek, bu anlamda muhtarlarımızın Bağımsız Türkiye Partisi yerel yönetimlerinde sadece fikir veren değil, yönetimde aktif katılan birer birey olması için oluşan altyapını size ifade ederek, müjdeleyerek başlamak istiyorum. Şimdi Bağımsız Köy Partisi'nin projeyle ilgili zaten Nazlı Hanım size ifadelerde bulunacak. Ben sadece 3-5 cümleyle beraber Bağımsız Köy Partisi hakkında söylemde bulunmak istiyorum. Şöyle ki, bir kere şunu ifade edeyim. Bağımsız Köy Partisi 2001 yılında kurulmuş 23 yıllık bir partidir. Ve Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde teşkilatlanmış bir partidir. Hatta şunu ifade edeyim. Bu seçimde, yerel seçimde Türkiye'deki tüm il ve ilçelerde seçime giren tek parti var. O da Bağımsız Türkiye Partisi. Şu an biz Türkiye'deki tüm seçime giriyoruz. Şu anda yapılan ittifaklar ya da aday bulamama nedeniyle iktidar partisi dahil, ana muhalefet partisi dahil her bölümde seçime giremiyor. Ama Bağımsız Türkiye Partisi Türkiye'nin Hakkari'sinden Van'ına, efendim Gaziantep'inden Sinop'una her noktada, her köyde seçime giriyor. Yani şu anda hangi vatandaşımız oy pusulasını eline alsa orada Bağımsız Türkiye Partisi pusulasını görecek. Bunu başarmış tek parti Bağımsız Türkiye Partisi'dir. Bu neden söylüyorum? Biz teşkilatlarımızı tamamlamış, kadrosunu kurmuş, iktidara geldiği zaman ya da belediyeyi aldığı zaman ne yapacağını satır satır yazmış bir kadroyuz. Kim ne yapacak? Her şey belli olan bir kadroyuz. Biz göreve hazırız. Ama bu anlamda biz işte ulusal basında belki çok gündem edilmediğimiz için belki şu ana kadar bizim fikirlerimizi, projelerimizi duymamış olabilirsiniz. Biz ne diyoruz? Bağımsız Türkiye Partisi olarak niçin Bağımsız Türkiye Partisi diyoruz? Neden böyle bir partiye ihtiyaç duyuldu? Niye var olan partilerin birinde değil de biz başka bir partide siyaset yapıyoruz? 3-5 cümleyle bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi niçin BTP deyince önce Bağımsız Türkiye Partisi'nin bir kırmızı çizgisi var. O da ne? Mustafa Kemal Atatürk. Bizim ana çizgimiz Mustafa Kemal Atatürk. Biz efendim hasta devlet denilen bir noktadan çok kısa bir sürede Mustafa Kemal Atatürk denilen bir insan sayesinde 7 düveli ayağa getirmiş bir toplumun fertleriyiz. Biz bakınız bu bölgede, Orta Doğu'da, Suriye, Irak, İran, efendim, Türkiye birçok devlet oluştu Kurtuluş Savaşı sonrasında. O ülkeye baktığımızda siyasi çizgisi, efendim, sınırları ve dünyadaki ağırlığı olarak en iyi olan ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin oralardan, diğer ülkenin farklılığından tek bir konu vardır. O da Mustafa Kemal Atatürk. Eğer Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı biz bugün bu sınırlarda belki bugün şu konuşmayı yapamayacaktık. Bugün yaşadıklarımız Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Dolayısıyla biz eğer yine sıkıntılı günler yaşıyorsak, eğer biz bugün adalette, siyasette, ticarette, ekonomide halkın yönetimine katılma sorun yaşıyorsak yine çözümün adresi bellidir. Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bakınız işte bizim bir iktisat kongresinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu ekonomi modelleriyle beraber çok kısa sürede biz ne yaptık? Avrupa'ya uçak satacak noktaya geldik. Ama bugün geldiğimiz noktada şimdi Sayın Cumhurbaşkanı kalkıp Kaan diyor. Kaan'ı ürettik diyor. Eğer AK Parti olmasaydı Kaan olmazdı diyor. Sadece şunu söyleyeceğim. Şu anda gökte uçan Kaan bir prototip. Ve sadece metal kısmı yapılmış. Ama bir uçak savar olan Kaan gemisi, Kaan uçağının uçak savar kısmıyla savaşla ilgili hiçbir proje daha bitmedi. Sadece metal kısmı bitti. Sadece manevra alanları bitti. Ve onların da çoğu montaj, yurt dışına alınmış parçalar. Şimdi biz dolayısıyla bizim genel başkanım şunu diyor. Hani diyor ya Sayın Erdoğan, eğer diyor AK Parti olmasa Kaan olmayacaktı. Genel başkanım şunu diyor. Evet, Kaan olmayacaktı değil. Eğer AK Parti olmasaydı şu anda Kaanlar olacaktı. Bizim birçok uçak ve savaş gemimiz orada, projelerimiz olacaktı. Dolayısıyla bu anlamda çözüm Mustafa Kemal Atatürk çizgisinde birleşmektir. İki, İktisat Kongresi'nde İzmir'de ne yaptı Mustafa Kemal Atatürk? Milli bir ekonomi modeli ortaya koydu. Yani bizim kendi öz varlıklarımızla ilgili bir model ortaya koydu. Bugün ülkemizde yeraltı kaynakları, madenlerimiz başkalarına peşkeş çekiliyor.
Bugün en son gündem olduğu İliç'te madenlerde bizim 9 tane canımız vefat etti. Bu önemli ama esas sorun ne biliyor musunuz? İliç'te çıkan madenin %98'i yurt dışına gidiyor. Türk halkı sadece bunun %2'sini alıyor. Ama maden benim. O maden toprağını benim atam, dedem canını vererek, kanını vererek elde etti. Şimdi ben bunu sadece %2'sini mi alacağım? Bence esas konuşmamız gereken konu bu. Bu anlamda biz yeraltı kaynaklarımız artık kendi değerlerimize sahip çıkarak milli bir ekonomi modeli ortaya koymak zorundayız. İşte bu nedenle Bağımsız Türkiye Partisi milli ekonomi modeli diyor. Üçüncü farkımız, biz tam bağımsızlık diyoruz. Biz Avrupa Birliği ya da ABD'nin mandası olmaya hayır diyoruz. Mustafa Kemal Atatürk dış ilişkilerinde tüm ülkelerle sıcak diyalog kurmuştur. Herkes de ülkemizin, milletimizin, devletimizin menfaati için gerekli anlaşmaları yapmıştır. Ama her zaman önce milletim demiştir. Önce Türkiye Cumhuriyeti demiştir. Dolayısıyla Bağımsız Türkiye Partisi tam bağımsızlık tarafıdır. Ekonomide bağımsızlık, siyasette bağımsızlık, dış ilişkilerde bağımsızlık, iç işlerinde bağımsızlık. Yani ben bugün mecliste bir karar çıkarken onun bunun talimatını alamam. Bakınız şu anda bizim çıkardığımız kanunlara göre Avrupa Birliği'nin aldığı kararlar Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi aldığı kararlar üzerinde. Biz bunun anlaşmasını yapmışız. Biz bunun sözleşmesini yapmışız. Dolayısıyla Avrupa bir avukat, aynı zamanda yapay zeka ve bilgisayar mühendisliği konuda özel ödülleri var. TÜBİTAK'ta ve dünya çapında almış ödülleri var. Biz inşallah onunla beraber İstanbul'u ortaya koyacağımız yapay zeka ve halkın katılımlı yönetimle beraber hayal bile edemeyeceğiniz bir yönetim ortaya koyacağız. Dolayısıyla Bağımsız Türkiye Partisi sadece bugünü kurtarmak için değil, geleceğinizi kurtarmak için de şart olan bir partidir. Eğer geleceğimizi korumak istiyorsak, kökü ta geçmişten gelen 16 yıldızlı, hilal olan bol yıldızlı Bağımsız Türkiye Partisi'nde buluşmayı ve bu anlamda sizlere gelip bizi soranlara bunlar Atatürkçü, bunlar cumhuriyetçi, bunlar devletçi, bunlar halkın yanında, bu halkın ta kendisi bunlar demeni sizlere istirham ediyorum. Hepiniz de sizler de seçime gireceksiniz. Bu anlamda seçimlerde hep tekrar muhtar görmek arzunuzu ifade ederim. Aday olan muhtarların hepsine seçimde başarılar diliyorum ve saygılar sunuyorum. Öncelikle pazar günü davetimize ailelerinizi dinlenme saatlerinizde terk ederek geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başkanım aslında birçoğunu ifade etti ama ben de küçük küçük üstünden geçerek sonrasında da projelerimi size anlatmak isterim. Ben size çok kısaca Bağımsız Türkiye Partisi'nin kuruluşundan bahsetmek istiyorum. Kurucu Genel Başkanımız Sayın Haydar Baş, Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde ortaya koyduğu milli ekonomi modelini ömrü vefa etmediğinden biliyorsunuz bir kısım uygulanmıştır fakat sonra uygulanamamıştır. Biz bu milli ekonomi modelini alalım diye profesörlerden oluşan bir akademik kadroyla, ki biliyorsunuz kendisi de profesör, bu akademik kadroyla bir araya gelip milli ekonomi modelini oluşturup kitaplaştırmıştır. Sonrasında siyasilere gidip bizim böyle bir modelimiz var ve bu model ülkemizi kalkındıracak olan modeldir diye anlatmak istemiştir. Bunlarla ilgili seminerler, kongreler düzenlenmek istenmiş fakat siz birçoğunuzun da bildiği gibi engellemelere maruz kalmıştır. Sonrasında kendisini anlatmanın, ifade etmenin en iyi yolu olarak siyaset yapması gerektiğini, bir parti kurması gerektiğini fark etmiş olup bu akademik kadro ile bir araya gelip Bağımsız Türkiye Partisi'ni kurmuştur. Yani dolayısıyla aslında temelden bu partinin kuruluş amacı da bir kuvayi milliye hareketidir. Vatana, millete hizmettir. Asıl kuruluş amacı bile. Sonrasında bugüne gelecek olursak, bugün bizim evvelki yetişmiş olan kadrolarımız artı bugün bize eşlik eden tüm gençlik yeni kadrolarımızla birlikte bizim de amacımız partimizin kuruluş amacından farklı değildir. Biz millete, vatana hizmet etmek için bu işe, bu taşın altına elimizi koymuş ve cebini zenginleştirmek için değil, biz
milletimize artık hangi seviyede hizmet edeceksek belediye başkanlığı veya genel başkanlık seviyesinde, yani genel seçim seviyesinde de amacımız budur. Sadece vatanımıza, milletimize hizmet etmek, milli ekonomi modelini uygulayarak ve uygulatarak Türkiye'yi bugün bulunduğu bu karanlık tablodan kurtarmaktır. Benim de belediye başkanlığına aday olma sebebim tamamen budur. Ben de Bakırköy'de Yeşilyurt'ta yaşıyorum ve malum Bakırköy biliyorsunuz yıllardır hizmet alamayan bir ilçemiz. Ve Bakırköy'de gerçekten aslında benim şimdi önümde sizler için hazırladığım ve eleyerek de sizler için derken bütün Bakırköy halkımız için ve eleyerek de aslında hazırladığım projeler inanın 26 tane. 26 tane projesi olur mu bir belediye başkanının? Olur mu? Olur. Anlatmaya vakit yetmiyor benim projelerime. Aslında bunlar proje değil. Bunları bugün proje diye ortaya koymak aslında bu bile bir utançtır. Çünkü bunlar belediyenin aslında zaruri görevidir. Zaruri hizmet etmesi gereken noktalardır. O kadar bugün çok özür diliyorum ama bugün Bakırköy'ün hali gerçekten içler acısıdır. Şu noktayı da ele alırsak. Ondan öncesinde projelerimi anlatmadan önce yine şunları üstüne basa basa belirtmek istediğim bir nokta var. Biz koltuğumuzda oturmak için değil, biz vatanımıza, milletimize sizlerle birlikte şunu da belirteyim. Her muhtar benim belediye başkanlığımda belediye başkan yardımcısıdır. Her bir muhtarım. Her ay bir araya geleceğiz, toplanacağız. Asıl muhtarlardır halkın nabzını tutan, o mahalledeki ihtiyaçları bilen, insanları bilen, olması yapılması gerekenleri bilenler muhtarlardır. Bunu bizim birebir sahada olmakla bile bu bizim bilebileceğimiz, erişebileceğimiz bir şey değildir. Bugünkü yönetimin, gerçi zaten hizmet etmek değil amaçları ama en büyük eksikliklerinden birisi de budur. Belki bilmiyorum, yüz yüze gelmişliği bile olmayan muhtar arkadaşlarımız vardır mutlaka. Bu doğru bir yönetim anlayışı değil. Bugün muhtarlar yönetimin en önemli halkasıdır. Çünkü halka temas eden ilk noktadır muhtar. Biz bunun bilincindeyiz. İkincisi de muhtarlarımızla birlikte yöneteceğimizi söylüyoruz. Her ay bizim rutin muhtarlarımızla birebir benim katıldığım toplantılar yapılacak. Bu toplantılarda alınacak notlar ve söylemleriyle muhtarlarımızın istekleriyle ilerleyecek. Yönetim şeklimiz de bu olacaktır. Onu da belirtmek isterim. Belediyemiz şeffaf yönetilecektir. Her 3 ayda bir belediyenin her bir kuruş geliri, vergisi halka, herkese açıklanacaktır. Gelirler giderler. Şeffaf yöneteceğiz. Adaletsizliğe, liyakatsizliğe, yandaşlığa ve rant belediyeciliğine ben müsaade etmeyeceğim. Benim yöneteceğim belediyede hiç kimse, kimse o görevi hak eden o gelecek. Ya o eşti, dostu, akrabaydı, böyle bir yönetim şeklimiz yok sevgili arkadaşlarım. Biz her şey şeffaf olacak, liyakat esas olacak ve biz bu şekilde yöneteceğiz belediyemizi. Sonrasında ben size maalesef proje diye önünüze getirdiğim projelerimden de bahsedeceğim. Bunlardan ilki Bakırköy Belediyesi'nin geliri, bana kimse soramıyor. Bu söylediklerinizi nasıl yapacaksınız diye bana kimse soramıyor. Çünkü herkes aslında belediyenin, Bakırköy Belediyesi'nin muazzam gelirinin çok farkında. Benim bu söylediklerimi rahatlıkla yapabilecek bir geliri olduğunu Bakırköy Belediyesi'nin herkes biliyor. O yüzden bir kişi bile çıkıp bana soramadı. Nasıl yapacaksın söylediklerini diye. Ama ben buradan söyleyeyim. Kibarlaştırarak söyleyeyim. Savurgan ve bilinçsiz harcamaları efendim engellediğimiz zaman zaten bu bütçe hem bize yeter hem bir de döner durumu yetmeyen kardeş bir belediyemize bile yardım ederiz. Bu kadar ciddi bir gelirimiz var. Bunu da herkesin bilmesini istiyorum. İlk projemiz, daha doğrusu bizim bütün projelerimiz insan odaklı.
İnsan odaklı, özellikle kadın odaklı, özellikle çocuk odaklı ve yaş almış vatandaşlarımız odaklı. Neden? Çünkü aslında şunu biliyoruz ki bugün yaş almış özellikle yalnız vatandaşlarımızın elini tutacak kimsesi yoktur. Bugün emeklimiz aldığı 3 kuruş emekli maaşıyla kirasını ödeyememekte, kirasını kendi evi bile olsa bugün malumunuz bu şartlarda hiçbirisi geçinememektedir. İnsanlar açlık sınırının da altındadır. Bu durumda ikincisi de ev hanımlarımızda, ev hanımlarımıza ve emeklilerimize biz aylık 5000 lira maaş ödeyeceğiz ve bunda ihtiyacı var ya da yok diye bir şart gözetmeyeceğiz. Neden gözetmeyeceğiz? Çünkü biz biliyoruz ki bugün ihtiyacı olup da hiçbir yerde bunu dile getiremeyen veya gelip de o yardıma başvurmaktan bile imtina eden çok gururlu insanlarımız var. Biz kimseyi kimseye el açtırmadan, hani bir tabir vardır ya, veren el neydi başkanım? Sağ elin verdiği sol görmeyecek. Görmeyecek. Biz vereceğiz ve hiç kimseyi bizim kapımıza gelmek zorunda da bırakmayacağız. Ev hanımlarını da şu anlamda tabii ki gözetiyoruz. Evin annesi, evin kadını, bu söyleyeceğime itiraz edecek olan kimse yoktur. Öyle tahmin ediyorum. Evin hanımı mutlu ise çocuk da mutlu. Evin hanımı mutluysa bey de mutlu. Evin hanımının cebinde para varsa evde de 3-5 yiyecek ekmekleri, lokması, beyi de çalışıyorsa, çocuğu da okula gidiyorsa, o kadının özel şartlar tabii ki hariç ama o hanımın hayatı öyle veya böyle bir şekilde mutlu, mesut yoluna girecektir. Biz buna inanıyoruz. Ve bu yüzden benim önem verdiğim projelerin birisinin başında bu var. İkincisi bu kaçak sığınmacılar konusu. Bakırköy'ü içeride de yabancı tabela astırmayacağız. Yabancı dışarıdan gelen sığınmacıların burada palazlanmasına müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca hiçbir sahilimizde de bunları barındırmayacağız. Ben size söz veriyorum. Kesinlikle sahillerimizde o daha önceden gördüğünüz o sığınmacı istilası, o sahneyi bundan sonra görmeyeceksiniz. Bakırköy sınırları içerisindeki tüm devlet okullarına, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde bütün çocuklarımıza biz ücretsiz öğle yemeği vereceğiz. Ayrıca öğretmenlerimize de. Hem çocuklarımıza hem de öğretmenlerimize devlet okullarında ücretsiz öğle yemeği vereceğiz. Yaşlı bakım evlerimiz biliyorsunuz, yaşlı bakım evlerimiz yok edildi. Biz yaşlı bakım evlerimizi tekrar geri alacağız. Mağdur olan, durumu buna müsaade etmeyen veya kendi bakımını kendi yapamayan bütün yaşlılarımızı da burada tekrar mutlu bir şekilde barınmalarını sağlayacağız. Hemen arkasından bir projemiz daha var. Evet, bir de bu kentsel dönüşüm meselesi var ki aslında en çok konuşulması gereken ama aslında konuşmaktan da en çok imtina ettiğim noktadır. Neden? Çünkü Bakırköy'de kentsel dönüşüm adı altında aslında bunu da kimse kolay kolay buradan söylemez ama ben söylüyorum. 30 milyar dolarlık bir rant vardır kentsel dönüşümde Bakırköy Belediyesi'nde. Bakın 30 milyar dolar diyorum. Bu farkında mısınız bilmem. Hiç kimse kalkıp da projelerinden falan bahsetmiyor. Afaki artı 2 kat, artı 3 kat vereceğiz diyorlar. Bunu size artı 3 kat vereceğiz diyorlar Bakırköy'e. Ya hadi oradan. Artı 2 katı, artı 3 katı sen kime veriyorsun? Bakırköy'ün birincisi altyapısı bunu kaldırmaz. Altyapısı kaldırır mı? Kaldırmaz. Neyi anlatıyorsun kime? İşte bilmeyen vatandaşımız da alkışlıyor. Veremezler arkadaşım. Bakırköy'ün böyle bir altyapısı yok. Buna müsaade etmez. İkincisi,
Bakırköy'e artı 2 artı 3 kat vermek demek ne demek? Dışarıdan Bakırköy'e bir o kadar daha insan gelmesi demek. Ki hali hazırda zaten Bakırköylü bundan rahatsız değil mi? Rahatsız. İkincisi, zaten otopark sorunumuz var. Evlerin altına, yeni evlerin altına yapılan otoparkların durumu malum. 3 araba 5 araba alıyor. Yaptın 2 artı 2 artı 3 katı. Hadi diğerlerini hallettin diyelim. Otopark sorununu nasıl çözeceksin? Zaten sorun var ortada, bir bomba var ortada. Üzerine biraz daha mı ekleyeceksin? Böyle bir şey yok. Ben size söyleyeyim, artı bir bile her yere uygulanır uygulanamaz. Ona da zemin karar verir. Jeolojik haritası çıkarılmamış bir Bakırköy var. Kentsel dönüşüm devam ediyor. Kime göre, neye göre? Ben jeoloji mühendisiyim aynı zamanda. Bir yer bilimi uzmanı olarak da bunu size söylüyorum. Kentsel dönüşümde sizin nereye kaç katlı bina yapacağınızı size zemin söyler. Buna siz karar veremezsiniz. Zemin, buranın detaylı bir jeolojik haritasını çıkarırsınız. Onun üzerine zemin size ne söylüyorsa üstüne o kadar kat çıkabilirsiniz. Gerisi de hayaldir, masal anlatmaktır, hikaye anlatmaktır. Bunu da buradan söylüyoruz. Kimse de kimseye masal anlatmasın, kimse de kimseye hikaye anlatmasın. Bizim yapacağımız nedir? Biz müteahhitlere söylüyoruz, ruhsat almalarını kolaylaştıracağız, harçlarını minimize edeceğiz, belki de sıfırlayacağız. Bunu tabii ki projelendirme aşamasında yine ekibimizle birlikte karar vereceğiz ki bu arada benim arkamda bu projeleri ben anlatıyorum ama benim arkamda bir Ar-Ge'm var. Ve benim arkamda milli ekonomi modelini çok iyi bilen, yetişmiş, çok güçlü bir kadrom var 23 senelik. Ben buna dayanarak bunları söylüyorum. Ben başkaları gibi masal anlatmıyorum burada çıkıp sizin vaktinizi böyle hayalle, masalla da gasp etmiyorum. Benim söylediğim her şeyin, her projenin ayakları yere basar. Benim söylediğim tüm projelerimin bilimsel dayanakları vardır. Kentsel dönüşüme tekrar geri dönecek olursak, biz müteahhitin üstündeki yükü alacağız. Küçük imar değişikliklerine giderek binalarda genişlemeler sağlayacağız ve kentsel dönüşümü bu şekilde maliyetleri minimize ederek hızlandıracağız. Kentsel dönüşüm yapılması lazım, belli bir miktar katkı yapılması lazım ama apartmanımızda bu katkıyı yapacak güçte insanımız yok. O zaman biz belediye eliyle katkı yapacağız. Biz bu binaları hızlıca dönüştüreceğiz. Ayrıca bizim biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Cihan Erdoğan Yılmaz. Kendisini internette rastladınız mı, baktınız mı, araştırdınız mı bilmiyorum. Kentsel dönüşüm noktasında kendisinin de hazırladığı projelerle ondan da çok büyük destekler alacağız. Eğer fırsatını bulursanız kendisinin anlattıklarına, projelerine de Cihan Erdoğan Yılmaz'ın bir göz atın lütfen. Mucize çocuk, gerçekten çocuk, dahi bir çocuk ve anlattığı projeleri biz ağzımız açık dinliyoruz. Eminim sizler de çok beğeneceksinizdir. Bir göz atın derim. Cihan'la da ortak bu projeleri yürüteceğiz. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlamında da yapılacak çok çok önemli işler var. Kendisi de bu konularda muazzam projeler geliştirmiş. Gerçekten yani gururla söylüyorum. İnanılmaz, İstanbul'u bu süreçten çok hızlı kurtaracak muazzam projeleri var. İnşallah sonuç hepimizin hayrına olduğunda bunları bütün İstanbul'da görecek diye düşünüyorum. Onun haricinde evet, otopark sorunumuz. Bakırköy'ün en büyük sorunlarından birisi otopark sorunu ve otopark sorunuyla ilgili bilmem hiç gördünüz mü, dikkat ettiniz mi? Fatih'te Vatan Caddesi Aksaray'ın girişinde büyük yeraltı otoparkları yaptılar. Ve inanın orasının otopark sorununu o bölge çok büyük rahatlattı. Biz şunu söylüyoruz, özellikle Bakırköy'ün meydan ve merkez ilçelerinde çok katlı büyük otoparklar yapacağız.
uygun alanlarımıza da yerin üzerine çok katlı otoparklar yapacağız. Ve otoparkla ilgili Bakırköy'ün otopark sorununu biz kalıcı olarak çözeceğimizi söylüyoruz. Onun haricinde projeler çok. Projeler çok çünkü hiçbir şey yapılmamış, her şey bize kalmış. Ama biz bunun altından kalkarız evvelallah. Bir engelli ve özel bireylerimiz için de tabii ki projelerimiz var. Bu engelli ve özel bireylerimizi de biz çok önemsiyoruz. Bu vatandaşlarımız için biz bir kompleks yapacağız. Ve bu kompleksin içerisinde kendilerinin, bu arada kendileriyle, kendi aileleriyle ve yıllar içerisinde oluşturulmuş projeleri biz gidip STK'larla, derneklerle yüz yüze görüşerek, onları anlayarak gerçekleştirdik, hazırladık bu projemizi de. Geçici bakım veren sevgi evlerimiz olacak. Burada özel eğitimci, güler yüzlü kadrolarımız olacak. Ayrıca bu tesiste bir rehabilitasyon merkezimiz olacak. Açık kapalı tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, futbol sahalarına kadar tüm bütün sportif faaliyetleri içeren bir tesis olacak. Ayrıca burada kafelerimiz ve restoranlarımız olacak bu bireylerimiz için. Ve bu bireylerimiz için yine farkındalık yaratacak rutin etkinlikler düzenleyeceğiz ama tabii ki sadece bu bireylerimiz değil, buralar bu bireylerimize ait olacak. Fakat dışarıdan gelmek isteyen diğer vatandaşlarımız da onlarla istedikleri gibi gelip birlikte spor yapıp vakitte geçirebilecekler. Herkese açık olacak ayrıca. Onu da belirtmek isterim. Onun dışında spor kulüplerimize her zaman destek vereceğiz. Yükselmelerine katkıda bulunup yanlarında olacağız. Son sistem spor salonları yapacağız. Futbol sahası eksiklerimiz var. Gençlerden bu anlamda çok büyük biz istek alıyoruz. Halı sahalarımız, çim sahalarımız, futbol sahalarımız, spor salonlarımız, açık kapalı yüzme tesislerim, yüzme salonlarımız, havuzlarımız olacak. Ayrıca da bu saydığım, geriye dönük söylediğimde tüm projelerden bizim Bakırköylüler için vereceğimiz, sadece Bakırköy'de yaşayanlar için vereceğimiz bir Bakırköy vatandaşlarımız için bir kartımız olacak. Tüm bu saydığım projelerden, hizmetlerden hepsinden Bakırköylü minimum küçücük ücretlerle faydalanacak. Bunu söyleyeyim. Mesela bir de yaşlı vatandaşlarımız için bir de sosyalleşme tesisi düşündük biz. Burada sadece yaş almış vatandaşlarımız tamamen nostalji müzikler, nostalji mobilyalar, işte nostaljik koltuklar, eşyalar, televizyonlarla gelip kendi yaşıtı olan insanlarla burada vakit geçirebilecekler ve ulaşımlarını da biz sağlayacağız. Hiçbir yaşlı vatandaşımız evine kapanıp kalmayacak. Kendilerine ait havuzları da olacak, tenis kortları da olacak, kafeleri, restoranları da olacak. Ve Bakırköy, benim en müzdarip olduğum konulardan bir tanesi. Eminim ki birçoğunuzun da öyle. Bakırköy'ü bir kültür sanat merkezi haline getireceğiz. Bakırköy'de unutulmuş uluslararası festivaller, açık hava sinemaları, arabalı sinemalarımız, atıl duruma gelmiş, neredeyse işlevini kaybetme noktasındaki Leyla Gencer, biliyorsunuz, sanat merkezimiz faaliyete geçirilecek ve tüm Bakırköylümüz sürekli burada her hafta sıklıkla etkinlikler düzenlenecek ve bu etkinliklerden Bakırköylü öyle dışarıdaki gibi 500, 600, 700 liralara, 1000 liralara değil, çok çok uygun fiyatlarla kendi ilçesinde gidip operasını, sinemasını, tiyatrosunu izleyecek. Konserlerimiz olacak. Gençlerimiz için düzenleyeceğiz konserlerimizi ve Bakırköy gerçekten o özlenen Bakırköy havasına geri kavuşacak diyorum. Ve sokak hayvanlarımız,
Bu benim çok önemsediğim bir proje. Sokak hayvanlarımız için, aslında sadece sokak hayvanlarımızın içinde değil, sahipli patilerimiz içinde tam teşkilatlı bir hayvan hastanesi kuracağız biz. Ve sokaktaki canlarımızın etkin kısırlaştırmasını yapacağız. Bugün duyuyorsunuzdur, bir sokak köpeği terörü adı altında, böyle bir şey yok tabii ki. Konuşmalar duyuyoruz. İnternette işte paylaşımlar görüyoruz. Neymiş işte sokak hayvanları çeteleşiyorlarmış, işte çocuklarımıza saldırıyorlarmış falanmış filanmış. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biz Türk, kurulmuş her Türk devletinde Türkler olarak biz hayvanlarla her daim iç içe yaşamış bir milletiz. Bizi Avrupa'ya örnek veriyorlar ama biz bırakın da o kadar Avrupalı da olmayalım yani. Biz Türkler olarak zamanında hayvancılık, çiftçilik yapmış. Ayrıca evinde, otağında, şimdi bile evinde, otağında, sokağında sokak hayvanlarıyla bir arada yaşamış bir milletiz. Bugün tabii ki sokak hayvanlarıyla ilgili sorunlar hiç olmuyor değil. Elbette ki oluyor, fakat bunlar internette duyduğunuz, gösterilen gibi değil arkadaşlar. Bu bir algı yönetimidir. Bunun da amacını söylüyorum. Orman alanlarını sokak köpeklerine yaşam alanı oluşturacağız diye imara açmaktır. Altındaki sebep ve bunun içinde internette çok yoğun çalışan troll grupları vardır. Malum kim olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Ama ve artı bu konu bireysel silahlanmayı desteklemek için de kışkırtılmakta, kaşınmaktadır. Sokak hayvanı diye bir problem yoktur. Sokak hayvanlarının problemi vardır. Sokak hayvanları bugün İstanbul'da 400 bin adet sokak köpeği var. 400 bin neden var? Çünkü belediyeler kısırlaştırması gereken hayvanları kısırlaştırmadan kulağına küpeyi takıp sokağa yolluyor. Ama kısırlaştırdıklarını söyleyip o her küpe başına da biliyorsunuz belli bir bütçe alıyor. Bu da bir ranttır. Sokak hayvanları üzerinden de çok ciddi bir rant dönmektedir. Ve sokak hayvanlarının bugün bu kadar popülasyonunun artmasının sebebi de işini yapmayan, etkin kısırlaştırma yapmayan belediyelerdir. Bugün bunun için bir suçlu arayacaklarsa dönüp işini yapmayan belediyelere soracaklar bunun hesabını. Cebindeki iki kuruş parasıyla sokaktaki hayvana iki kuruş, iki kutu mama, bir kutu su vermek isteyen hayvanseverlerin sevenler sorun değil. Bunu hayvanseverlere değil, bunu görevini yapmayan belediyelere soracaklar. Arkasından bu... Sokak hayvanlarımızın tedavileri ve etkin kısırlaştırmaları bu tam teşekküllü hastanelerimizde yapılacak. Sonrasında bakıma muhtaç olan, sokağa geri bırakılamayacak olan canlarımız rehabilitasyona alınacak. Diğer sokak canlarımız da yerlerinde yaşayacaklardır. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşattır bizim parolamız. Ve bu şekilde eğer hakikaten tüm belediyeler işini yaparsa, zaten bugün İstanbul'da 400 bin adet olan köpeğin 5 yıl sonra sayısı 50 bindir. 50 bindir. Rastlamazsınız bile. Ve ardından ayrıca sahipli patilerimiz de bu hayvan hastanemizden çok uygun fiyatlarla faydalanacak. Artı biz aşevinden bahsetmedik ama bir de aşevi kuracağız. Aşevimizdeki veya Bakırköy bünyesindeki, hatta İstanbul'a da yayılabilir, artık yemekleri biz belediye olarak toplayacağız. Bir mama üretim tesisi kurup bunları kaliteli ve sağlıklı mamaya dönüştürüp hem kendi barınakta bünyemizdeki hayvanları besleyeceğiz, hem de Bakırköy'deki tüm hayvansever,
kendi hayvan sahibi olan vatandaşlarımıza da çok uygun fiyata mama satacağız biz ve böylece hem belediyemiz gelir elde etmiş olacak, hem israfı ortadan kaldırmış olacağız. Artı hem hastanemizde bu patili dostlarımıza da hizmet verip hem de onlara uygun fiyata mama vererek sahiplendirmeyi de teşvik edeceğiz. Artı evinde hayvan bakan insanlar da ekonomik zorluklar sebebiyle bu hayvanları sokağa bırakmak zorunda kalmayacaklar. Yani bu aslında bir her anlamda kazan kazandır bizim için. Onun dışında, evet, kadınlarımız sadece maaş mı vereceğiz? Sadece çocuklarına okulda ücretsiz öğle yemeği mi vereceğiz? Hayır. Kadınlarımız, tüm belediyemizin tüm sosyal birimleri kadınlardan oluşacak. Çünkü kadınlar, zannediyorum ki kadınlara bir şeyleri anlatmak, açmak hem erkekler için hem kadınlar için daha kolay diye düşünüyorum. Bu sebeple biz sosyal birimlerimizi insan odaklı düşündüğümüz için sosyal birimlerimizin hepsini kadınlardan oluşturacağız. Teşekkür ederim. Ayrıca kadın kooperatifleri kuracağız. Kadınlarımızı pozitif ayrımcılıkla üretime dahil edeceğiz. Onları iş sahibi yapacağız. Tam zamanlı çalışamayan kadınlarımızı da düşündük. Onlar için de el emeği kooperatifleri, küçük satış ofisleri kurarak evlerinden çalışabilme imkanı yaratacağız kadınlarımız için de. Ve son olarak, bu benim en kıymetli projelerimden bir tanesi ve size anlatacağım sonuncu proje. Sizleri de çok fazla da yormak da istemiyorum. Biz Bakırköy Altın Çocuklar Teknoloji ve Bilim Merkezi açacağız. Bu merkezimizde sadece Bakırköy'le sınırlı olmayacak ayrıca. Biz elimizin yetiştiği üstün yetenekli ve üstün zekalı çocuklarımızı ve gençlerimizi belirleyeceğiz ve burada onların kendi ilerlemelerine yönelik yetkin bir eğitimci kadrosuyla onları destekleyeceğiz, eğitimlerine yön vereceğiz ve geleceğin mucitlerini ve bilim adamlarını yetiştireceğiz. Bu yine bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayımız sevgili Cihan Erdoğan Yılmaz'ın desteğiyle hayata geçireceğimiz çok kıymetli bir projedir ve bu çocuklarımızı biz kendi icatlarını, buluşlarını yapabilecek seviyeye getirip beyin göçünü de engelleyerek bu çocukları ileride büyük projelerin de başlarına getirip Türkiye'de o özlediğimiz gelecek hayaline destek olacağız. Çok özür dilerim, bağırmaktan da sesim kısıldı ama ben sizlerle paylaşmak istediğim bütün projelerimi anlattım ve tekrar etmek istiyorum. Evet, biz öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben kendim, ailem Trakyalı. 3 nesil önce Selanik'ten göçmüş bir ailenin 3 çocuğundan ikincisiyim. Zannediyorum özellikle aramızda Trakyalı varsa ailesinden beni çok iyi anlar. Bizim Trakyalı mısınız? Damarımızı kesseler kanımız Atatürk diye akar. Bunu söylerken de hakikaten çok duygulanarak söylüyorum. Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, göbekten bağlı bir parti, Bağımsız Türkiye Partisi'nin Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına kalpten bağlı kızıyım ve bir cumhuriyet kadınıyım. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Bizi bugün medyada engellemek istemelerinin sebebi de temelde budur. Bizim üstümüzü örtmek istemelerinin, bizi engellemek istemelerinin, bizim aman sivrilmesinler diye kenara köşeye itmek istemelerinin temeldeki sebebi de budur. Hiç kimse bugün
Bağımsız Türkiye Partisi'nin karşısına geçip de işte siz Atatürkçü, işte Atatürkçü müsünüz, Atatürkçü değil misiniz sorgulaması yapamaz. Yapan da bizim 23 yıllık partimizin geçmişine baksın. Kurucu Genel Başkanımız Sayın Haydar Baş'ın yazmış olduğu 1000 sayfalık Hoş Geldin Atatürk kitabını da okusun. Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde ortaya atmış olduğu ekonomi modeli olan 1000 sayfalık, 900 sayfa mıydı başkanım? Milli Ekonomi Modeli kitabımızı okusun. Ondan sonra benim karşıma geçip Atatürkçülük taslasın. Öyle. Çamur balçıkla sıvanmaz, altında yere düşmekle değer kaybetmez. Biz kim olduğumuzu biliyoruz. Biz hangi yolda yürüdüğümüzü çok iyi biliyoruz. Sayın Genel Başkanımız Hüseyin Baş'ta biliyorsunuz ben söylediğim her şeyin temelinde de kendisinin de görüşü yatmaktadır. Kendisinin belediye başkan adayı olarak hem bana bu görevi layık gördüğü için buradan da teşekkür ediyorum. Hem de ayrıca Sayın Hüseyin Baş'ın da söylediği her kelimenin, her cümlenin de altına imzamı atarım diyecek kadar da çok güveniyorum. Dediğim gibi bizler buyuz. Ben zannediyorum ki kendimi sizlere ifade ettim. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bir pazar günü ailenizi bırakıp, fedakarlık edip beni dinlemeye geldiğiniz için aranızda tanıştıklarımız, tanışamadıklarımız var. Birçoğunuzla tanıştık fakat daha önce ziyaretine gelemediğim sevgili muhtarlarım var. Lütfen bana alınmasınlar. Ziyaretlerimizi önümüzdeki hafta tamamlamış olacağız. Hem bazı aksaklıklar hem de bilmiyorum bilen vardır, bilmeyen vardır. Biz bütün gün sahadayız. Sabahtan akşama kadar sürekli koşturuyoruz. Cumartesimiz yok, pazarımız yok. Sürekli bir koşma halindeyiz. Ama planlamalarda bazen eksiklikler, aksaklıklar olabiliyor. Bunun için kusurumuza bakmayın. Kalan muhtarlarımla da önümüzdeki hafta ziyaret edeceğimi söylüyorum. Ve hepinize tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Thank you.